Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş ayın 22'sine kadar Başak burcunda parlarken hemen ayın başında 3 Eylül'de 11 derece Başak burcunda yeni ay doğacak. Değişken burçlarımız için tabii ki önemli bir yeni ay. Sizin için de önemli bir yeni ay. Üstelik birçok sabit yıldızın gökyüzünde parladığı, çok güçlü enerjilerin ortaya çıktığı bir yeni ay döngüsü. Yeni ay ve onu takip eden 2 haftalık süreç, ayın 18'ine kadar olan süreç özellikle yeni ay tesirleri kendini gösterebilir. Evet sevgili ikizler, Merkür artık düzeldi, yönetici gezegeniniz ve bu ay yavaş yavaş hız toplayacak. Ayın ilk günlerinde Aslan burcunda, daha sonra Başak burcundaki yolculuğuna başlayacak. Ağustos ayında hayatınızda duraklayan, yavaşlayan ya da yolunda gitmeyen konuları bu ay daha hızlı bir şekilde gündeme alabilir, toparlayabilir, yoluna koyabilirsiniz. Bu yeni ay sizin 4. evinizde doğacak. Ayın ilk günlerinde özellikle Mars-Neptün arasında bir kare açı var. Bu sizi biraz endişeli yapabilir. Belki gelecek endişeleriniz var. İşte iş konularında bazı kararsızlıklarınız var. Bununla birlikte sinir sisteminizin hassas olduğu bir dönemdesiniz. Mars nedeniyle bir yandan da Merkür retrosu Ağustos'ta sizi biraz hırpalamış olabilir. Sağlık konularına tabii ki dikkat edin. Ufak tefek kazalar, sakarlıklar oluşabilir bu dönemde. İşte aldığınız ilaçlara dikkat edin. Alkol kullanmamaya çalışın ayın ilk günlerinde. Beslenmeye dikkat edin. Emin olmadığınız yerlerde bir şeyler yiyip içmeyin. Alerjik sorunlarınız olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları gibi veya bazı kronik problemleriniz, bağışıklık sistemi sorunlarınız, bunlar nüksedebilir. Ayın ilk günlerinde lütfen kendinize özen gösterin sevgili ikizler. Yeni ay ile birlikte genel hayatınız, yaşamınız, ev yuva kavramlarında, düzeninizle ilgili alanlarda yenilikler olabilir. Yani taşınma konuları, yer değiştirme konuları olabilir, ev alma, satma veya hani evinizde olabilecek dekorasyon değişiklikleri, tadilat falan benzeri düzenlemeler olabilir. Çalıştığınız yerde, ofis ortamında da olabilir tabii ki bunlar. Evlenmek, yuva kurmak gibi konular olabilir. Ebeveynleriniz, ailenizle ilişkileriniz, onların düzenleri, onların sağlıkları ve benzeri konularda belki biraz daha meşgul olabileceğiniz bir süreçte de olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili, belirleyici olabilir sevgili ikizler. Ayın 4'ünden sonra Mars Yengeç burcuna geçecek. Evet, para evinize geliyor Mars ve 2 ay kadar kalacak. Şimdi artık daha fazla para kazanma mücadelesi söz konusu ama harcamaların artabileceğini unutmayın. Para evinde bir Mars, evet, belki size iş ve kazanç imkanlarını daha fazla getirebilir ama genellikle de harcatabilir. Özellikle burada işte aileniz için, çocuklar için, evle ilgili konular için daha fazla para harcama eğiliminde olabilirsiniz. Ayın 8'de Güneş-Satürn karşıtlığı ayın zor günlerinden birisi. Çünkü genelde Güneş'in karşısına Satürn geldiğinde zorlanırız. Bu bir sorumluluk. Belki hayatta bir yüzleşme, bir test anlamına gelir. İşte ailevi konular, ebeveynler, sizin ya da eşinizin ebeveynlerinin sağlıkları, iş ve kariyer konularındaki sorumlulukları olabilir. Evle aile arasında mesela kariyeriniz, işiniz ya da gelecekle ilgili beklentileriniz, ailenizin ihtiyaçları ve aile arasında bazı çatışmaların olması mümkün. Özellikle otorite figürleriyle, aile büyükleriyle ilgili ilişkilere dikkat etmekte fayda var. Ayın 15'i güzel bir gün. Venüs terazide. Aslında ayın genelinde güzel bir Venüs tesiri altındasınız. 23'üne kadar teraziden bir Venüs etkisi olacak. Bu da sizin genel yaratıcılığınızı destekleyebilir. Sevgi, aşk ilişkileri, romantik konularda güzel destekler alıyorsunuz. Ayın 15'inde Venüs burcunuzdaki Jüpiter'le de üçgen açı yapacak. Ayın en şanslı günü. 1-2 gün öncesi ve sonrası da tabii ki bu etki devam edecektir. 14, 15, 16, 17 Eylül gibi özellikle Venüs-Jüpiter üçgeni altında yeni tanışmalar olabilir. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Çocuklarla ilgili müjdeli haberler, sevinçli durumlar olabilir. Ya da sevdiğiniz kişilerle güzel faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. Size bir seyahat fırsatı, ticari bir fırsat ya da para kazanma fırsatı getirebilir. Evet, ayın 18'inde ay artık
Dolunay fazına geliyor ve 25 derece balık burcunda Dolunay ile birlikte yılın ikinci ay tutulmasını yaşayacağız. Önümüzdeki birkaç ayı şekillendirecek bir ay tutulması bu. Önümüzdeki yıl balık başak aksına geçecek olan düğümler ve tutulmalar da burada olacak zaten. Dolayısıyla bu alandaki ilk tutulma, balık tutulması kuşkusuz sizin için de önemli. Kariyer evinizde olacak. Satürn ve Neptün'le de birlikte görülüyor bu tutulma. Dolayısıyla birazdan endişeleri, özellikle gelecek endişelerini, kaygılarını arttırabilir bu. Belirsizlikler hissedebilirsiniz. İşte genel olarak toplumdaki statünüzle ilgili mesleki konularda. Bazı yeni sorumluluklar alabilirsiniz ya da süre gelen hani yaptığınız, çalıştığınız işlerde bazı sonuçlar alabilirsiniz. Evet, bitişler getirebilir, kariyerde dönüşümler getirebilir, işten ayrılmalar, taşınmalar, yer değişiklikleri olabilir. Mesleki anlamda önemli kararlar verebilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki biraz daha ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili alanlarda böyle sizi duygusal olarak etkileyebilecek konular da gündeme gelebilir. Hak edişlerle de bizi karşılaştırabilecek bir dönem aslında baktığımızda. Kısa vadede Eylül başında aldığınız bazı kararlar, yani 3 Eylül yeni ayı ile beraber hayatınıza giren konular olgunlaşabilir, sonuç verebilir. Orta vadede bu yılın Mart ayında başlamış olan konular sonuç verebilir, netleşebilir hayatınızda. Ve uzun vadede 2015 yılında yaşadığımız balık burcu tutulmasının hayatınıza getirdiği konular ve bu alanda yaptığınız çalışmalar ve çabalarında sonuçlarıyla olumlu ya da olumsuz tabii ki karşılaşabilirsiniz. Tabii burada bir Neptün etkisi var. Hayal kırıklıkları getirebilir. Ancak gerekli çabayı, özveriyi gösterdiyseniz Satürn'ün enerjisi hak edişler de getirecektir. Yani hayallerinize de kavuşabilirsiniz sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu ay tutulması kadersel olarak sizi çok daha güçlü etkileyebilir, önemli çalışabilir. Sadece bu ayla sınırlı değil. Evet, bu ay önümüzdeki ayın ortalarına kadar hızlı sonuçlar getirebilir bu tutulma, ama özellikle önümüzdeki 3 ay çok güçlü bir şekilde bu tutulma tesirleri gündemde olabilir. Ayın 23'sinden itibaren Güneş Terazi burcuna geçecek. 5. evinizde parlamaya başlıyor. Venüs zaten oradaydı biliyorsunuz. Venüs de Akrep burcuna doğru yolculuğuna başlayacak. Hani sizin için biraz daha artık belirleyici etkiler, işte çocuklarla ilgili konular, çocuğunuz varsa hani bunlarla ilgili yapılandırmalar, hareket planları öne çıkıyor. Bireysel anlamda işte yaratıcılığınızı geliştirecek fırsatlar burada çıkabilir ortaya. Yani bazı hobilerinize zaman ayırmanız, size meslek getirecek ya da becerilerinizi geliştirebileceğiniz eğitimler ve benzeri konulara yönelmeniz mümkün. Biraz çünkü Venüs burada size iş ve beceriler de kazandırmaya çalışıyor. Bu alanlarda da daha yapıcı etkiler getirebilir. Ayın son günlerinde gezegeniniz Merkür Güneş'le birleşiyor. Özellikle 29 Eylül, 30 Eylül'de burada ay düğümü de devreye gireceği için enteresan bir etki var. Bazı hak edişleriniz çocuklarla ilgili olabilir. Aşk hayatınızda böyle ilginç karmik karşılaşmalar, hızlı gelişmeler, çok kadersel gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı sorunlarınız varsa özellikle bu alanlarda bunları çözebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Gerekli yardımlar, destekleri de alabilirsiniz. Evet sevgili ikizler, bu videoyu işinize yarıyorsa, bilgiler sizin için yararlıysa beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.